bundan 400 sene önce seyahate çıktığınızı düşünün. Nerede kalacaktınız? O zamanlar oteller yok, pansiyonlar yok. En önemlisi cep telefonu yok. Cep telefonunu elimize alıp bir iki tuşla ayarlayacağımız otel yok, uygulamalar yok. Peki nerede kalacaktık, ne yapacaktık? Merak etmeyin, sokakta kalmayacaktık. 5 yıldızlı otel konforunda olmasa bile bir handa kalacaktık. Büyük handa mesela. Kıbrıs 1571 yılında Osmanlı idaresine girer ve 1572 yılında Beylerbeyi Muzaffer Paşa Büyük Han'ı inşa eder. Böylece Lefkoşa'ya gelen seyyahlar, yani gezgin tüccarlar, bu handa kalmaya başlarlar. O dönemde buraya daha çok Alanya'dan tüccarlar geldiği için Alanyalılar Hanı da denirmiş buraya veya o zamanki adıyla Alayyeliler Hanı da deniyormuş. Diğer yandan o dönemde Alanya Karaman eyaletine bağlı olduğundan Karaman Hanı da denirmiş. Fakat bu isimlerin hiçbiri günümüze kadar gelmedi. Halk Büyük Han ismini çok sevdi ve bugüne kadar da tek yaşayan isim Büyük Han ismi oldu. Ha, buraya Büyük Han denmesinin sebebi de 18. yüzyılda hemen yanı başına inşa edilen Kumarcılar Hanı ile mukayese edilmesindendir. Kıbrıs'ta Osmanlı idaresi teorik olarak 1571 yılında başlar, 1914 yılında son bulur. Fakat bu süreçte 1878 yılında ada İngilizlere kiralanır. Ve tabii ki yönetim el değişir. Yönetim el değişince hanın da amaçları değişmeye başlar. Osmanlı idaresi boyunca, yani 300 sene boyunca diyelim, han amacına uygun olarak kullanılır. Fakat İngiliz döneminde 1918 yılında hapishaneye dönüştürülür. 1947 yılında ise fakir insanların kaldığı bir mekan olarak görev yapmaya başlar bu bina. Ondan sonra da uzun bir süre atıl kalır. 2002 yılında uzun bir restorasyon sürecinden sonra tekrardan insanlığa kazandırılır.
Kanın iki kapısı vardır. Bir doğu kapısı, bir de batı kapısı. Batı kapısı yüksekçe bir kapıdır. Çünkü o dönemde insanlar bir tek atlarla değil, develerle de gezerlermiş. O batı kapısı develerle giriş yapmak isteyenler içinmiş. Doğu kapısı ise asma altı meydanına açılır. Şimdi meydan dediğimize bakmayın. Bu Avrupa'daki o büyük meydanlar değil. Küçücük, şirin bir meydan ama muhteşem bir meydan bence. Eskiyle yeninin, hatta kumarcılar hanının da etkisiyle mükemmel bir meydan özelliği taşıyor. Doğu kapısında revaklar altında. Revak nedir biliyor muyuz? Revak yapılara bitişik, üstü kapalı, dışa açılan bölümlerdir. Sundurma da diyoruz burada. İşte doğu kapısının açıldığı revak bölümünde hayvanlar için su ve yem yalakları varmış. Eskiden su ve yem yalaklarının bulunduğu bu revak bölümünde, doğu kapısının açıldığı bu revak bölümünde şimdi çok özel, çok özgün dükkanlar var. Keyifle alışveriş yapabileceğiniz, mutlu anlar yaşayabileceğiniz bir revak bölümü var. Ama benim için çok daha önemli bir dükkan var burada. Eskici dükkanı. Niçin önemli diyeceksiniz? Çünkü ben buraya gelip fotoroman alıyorum. Fotoroman biz kız çocukları için geçmişte çok önemliydi. Gençlik ve çocukluk yılları 60'lı 70'li yıllara dayananlar çok iyi bilirler. İlkokulda biz erkek çocuklar ve kız çocuklar hep Tom Mix, Texas, Tom Brock, Zagor hep bunları okurduk. Ondan sonra orta bir olduğumuzda kız çocukları fotoroman okumaya başladılardı ve böyle rüyalara dalardık. Ben de işte o geçmişin o hülyalı zamanlarını anmak için bu eskici dükkanına geliyorum ve her gelişimde bir deste fotoğraf roman alıyorum. Han iki katlı ve revaklı olarak dikdörtgen bir avlunun etrafında 68 odadan oluşur. Şu anda oturup kahve içtiğimiz veya yemek yediğimiz alanlar eskiden depo ve ahır olarak kullanılıyormuş. Üst katlar ise otel odaları. Hanı Bursa'daki Koza Han'a benzetebiliriz. Sonuçta ikisi de Osmanlı Han'ı. Tabii ki benzerlikleri olacak. Ve tıpkı Koza Han'da olduğu gibi Büyük Han'da da Han'ın tam ortasında bir mescit vardır. Bu mescit sütunlar üzerine oturan, kemerlerin üzerinden yükselen sekizgen planlı, üzerinde kubbesi olan bir mescittir. Biz buna köşk mescit diyoruz. Ve buradaki köşk mescit eski Selçuklu hanlarındaki mescitler örnek alınarak yapılmıştır. Bu da demektir ki Büyük Han bir tek Osmanlı değil Selçuklu geleneğinin de izlerini taşımaktadır. Bugün buraya geldiğimiz zaman mutlaka bu mescidin merdivenlerinde fotoğraf çektiriyoruz. Ama kaçımız bunun köşk mescit olduğunu ve eski Selçuklu geleneğini devam ettirdiğini biliyor acaba? Thank you.
Osmanlı döneminde kentin çarşısı tek bir bölgede olurdu ve bu bölge han, bedesten ve arastalardan oluşurdu. Arasta nedir? Aynı tür ürünlerin satıldığı çarşı demektir. Ve büyük hanın çevresine baktığınız zaman çok rahatlıkla görebilirsiniz ki bedesten ve arasta yürüme mesafesindedir. Ticari yapıların dışında çarşının büyüklüğüne göre hanın çevresinde değişen sayıda cami ve hamam bulunurdu. Büyük hamamın buraya çok yakın olduğunu biliyoruz. Bu bir tesadüf değildir. Diğer yandan çarşı merkezleri kalenin ve surların çok yakınına inşa edilirdi. Bunun da sebebi ulaşım kolaylığının sağlanmasıydı. Surlara çok yakın büyük han, bunu da çok iyi biliyoruz. Bu gerçekler ışığında şunu söyleyebiliriz. Burası tipik bir Osmanlı çarşı merkeziydi. Günümüzde Kıbrıs'a özgü el işleri, antikalar ve sanatsal ürünlere ev sahipliği yapan büyük handa aynı zamanda Türk kahvemizi içebileceğimiz bir kafe ve yerel tatları tadabileceğimiz bir restoran bulunmaktadır. Aynı zamanda burası turist enformasyon merkezi olarak da görev yapmaktadır. Büyük handa zaman zaman küçük çaplı gösteriler ve kültürel aktiviteler de yapılmaktadır. Aslında bu binanın mimari yapısını uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Önemli olan geçmişte bu mekanın birçok seyyaha, birçok suçluya, birçok fakir aileye ev sahipliği yaptığını bilerek gezmek. Ve girdiğimiz her dükkanda bu farklı hayatların izlerini takip edebilmek. Şimdi alışveriş yaptığımız bu yerlerde eskiden ailesini geçindirmeye çalışan bir tüccar ya da bir suçlunun anıları barınıyor olabilir. Siz kahvenizi yudumlarken karşınızda 400 yıl boyunca dimdik ayakta durmuş köşk mescitte dua eden insanların hayalleri, umutları size konuşuyor olabilir. Sadece insanların değil, yapıların da anıları ve hafızaları vardır. Yapıların da sesleri vardır. Tarihi mekanlarda vakit geçirirken yapıların seslerine kulak verip bize söylemek istediklerini anlamaya çalışmalıyız aslında. Çünkü bunu yaparsak gezdiğimiz yerlerden hem daha çok keyif alabilir hem de geçmişle daha güçlü bağlar kurabiliriz. Büyük Han belleğindeki anıları yüzyıllar boyunca birçok farklı insandan toplamıştır. Hana yapacağınız ziyaretlerde bunu göz ardı etmeyin. Hatta geldiğiniz zaman gözlerinizi kapayın ve birkaç saniye geçmişteki bu insanların anılarını hissetmeye çalışın. Bunu yapın, değişime inat yapın. Çünkü hayat geçmiş hissettikçe yaşar.